ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen. Ekip arkadaşlarım Recep Çağlayan ve Mahmut Portakal'la birlikte namı diğer Portakal. Bugün efendim Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde Süreyya Operası'nın hemen yanı başındayız. Sorularım hazır, market çeklerim hazır. Siz de hazırsanız buyurun başlayalım. Vallahi kızlar grubu kopya çetesi solumda duruyor sevgili seyirciler. Arkadaşları için canlarını dişlerine taktılar. Hanımefendinin gıkı çıkmadı. Hanımlar orada beni kıstırıyor. Diyorlar ki arkadaşıma kolay sor. Bak kolay sor, zor sorma evet. Sakın diye. Fıtı fıtı buradan beni yiyorlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İsim nedir? Semra. Semra Hanım bizimle. Hanımlar kim Semra? Arkadaşlarım. İsminiz nedir? Neşe Hanım. Özellikle ekibin başı. Siz efendim? Asuman. Nazlı. Ve Nazlıcan Hanım bizimle. Evet. Kopya çetemizde tanımış olduk. Ne yapmaya geldiniz kız kıza bugün? Bugün dolaşıyorduk. İyi yaptınız. Sizi gördük. Olsun. Teşekkürler. Bizim için de dolaşın. Bir kahve içildi mi? Yok, içmeye gideceğiz şimdi. Oo, şahane. Bir de market check'ini alırsak evet. Daha da keyifli içersiniz inşallah. İnşallah. Genel kültürünüze güveniyor iseniz ilk sorum bakalım. Geliyor. Mutfaktan bir soru. Şekerpare adında bir türü olan meyve hangisidir? Kayısı. Kayısı doğru cevap geliyor arkadaşlar kocaman. Nerenin kayısısı meşhur? Malatya. Malatya'nın şekerparesi çok meşhur hakikaten evet. Hem de böyle bal gibi sever misin Recep? En ben de çok meyve? Severim. Bir şey söyleyeceğim Recep'i test etmek için sorun. Daha önce kimi demiştin? Tebrik ediyorum. Sizin en sevdiğiniz meyve? Kayısıyı da severim. Çilek. Ben şeftaliciyim. Portakal senin? Erik. Erik. Kütür kütür. Ekşi ekşi değil mi? Evet. Peki efendim. İkinci soruya geçeceğim. Hanımları biraz uzaklaştırayım şöyle ben. Oradan geliyor cevaplar çünkü. İkinci sorum şu. Doğu felsefesine ait olan Yin Yang simgesi hangi renklerdedir? Yin Yang. Yin Yang. Doğu kültürüne ait bir simgedir. Böyle birbirini tamamlar, damla gibidir. İki tanedir. Biri bir renk, öbürü bir renktir. Hangi renktir Yin Yang sevgili seyirciler? Yiyeceğim. Aslında şu an görseniz hatırlarsınız biliyor musunuz? Bir gözünüzün önünde canlandırın bir yuvarlak içerisinde. Evet. Bir tanesi bir büyük damla gibi düşünün. Damla evet. Parçası gibi. Öbürü de tam tersine böyle birbirini tamamlar. Damla şeklinde. Damla gibi şekli değil mi? Doğru yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet damla benim için o. Şöyle bir şekildir. Onun rengi ne renktir? İkisinin de rengi farklıdır. Siyah beyaz. Siyah beyaz doğru cevap geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Geldi mi gözünüzün önüne o şekil? Evet evet. Aha. Tamam efendim. Kolyeleri falan oluyordu o evet, tarz. Evet genç hatırladım. Arkadaşlarım rozetlerini evet. Takar kolyelerini takar onu diyecektim. Aha. Mutlaka görmüşsünüz. Evet. Ama böyle bir yin yang falan deyince kafalar karışabiliyor. Evet. Peki bakalım. Son sorum şu. Önemsiz kişiler ya da şeylerin hanımlar geliyorlar yanıma doğru. Önemsiz kişiler ya da şeylerin sepete benzetildiği deyimde hangi ilçemizden bahsedilir? Hangi ilçemizin adı geçer? Önemsiz. Yine sinekler etrafında. Sepet. Ne sepeti deriz? Önemsiz bir kişiden bahsedersek ya da önemsiz bir şeyden bahsedersek bir ilçemizin adını söyleriz. Bir şey sepeti deriz. Kopya yok. Yanlış kopya veriyorlar. Bir şey sepeti deniyor. Karamürsel. Karamürsel sepeti. Evet. Hanımefendi bana öyle bir baktı ağlayacak sandım. Doğru bir cevap. Düşündüm de. Geldi karamürsel sepeti doğru cevap. Teşekkür. Sevgili seyirciler. Market çekim sizin oldu. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti. İyi ki katıldınız. Evet iyi ki katıldım. Evet. Bizim için bir maksat yarışmak olsun diyelim lütfen. Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Kopya çetesinden hanımefendi geldi yanıma. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İtiraf da ediyor. Evet geldim hoş bulduk diye. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben deyim. Siziniz mi mikrofonu? Çok. Şöyle bir baktı hanımefendi. İsim nedir? Asuman. Asuman Hanım enerjiniz ne güzel. Cıvıl cıvılsınız. Evet öyleyim. Bu enerjiniz hiç bitmesin hayatınız amin boyunca. Amin inşallah herkesin, hiç hepimizin. Hepimiz için öyle olsun diyelim. Hı. Nasıl geçiyor günler? Çok iyi. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Tanıtım organizasyon işiyle. Oo güzel. Hanımlar için ideal bir şey. Aynen. Keyifli de bir şey. Çok. Peki inşallah işler güçler böyle ilerleyen günlerde daha da açılır. Umarım televizyonda
seyredilmeyiz. Niye izleneceksiniz? Ne olur ki? Ne? Ama işi sattık şu anda biz. Aa, bir şey olmaz. Şu an ara zaten. Öğle yemek saatindeyiz. Molası. Yemek molası. 5 dakika o kadarcık da bir şey demezler herhalde. Demezler. Yani bir minik ara mola. Peki efendim, sorularım olacak size. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki ilk sorum şu. Telefonum çaldı. Eyvallah. Açın söyleyin, yarışmadayım diye. Bakalım ne diyecekler. Kim arıyormuş? Kimden de meraklı. Açmadık mı? Peki tamam. Açılmaması gereken bir telefon galiba. Öyle hissettim. Asuman Hanım, hadi enerjimizi toplayalım. Hadi bakalım. İlk sorum şu. Halk arasında yufka yürekli insanların hangi hayvanı bile incitmedikleri söylenir? Karınca. Karınca. Doğru cevap geliyor alkışlar. Karınca. Kocaman. Karınca cevabını duyduk. Portakal uyardı o sırada. Mikrofonu biraz daha yukarı tutalım diye. Peki karıncayı bile incitmez misiniz? Ben mi? Evet. İncitmem. Süpersiniz. Ben de öyle. İncitmemeye dikkat ederim. Bilmeden aynen yaparsam yapacak bir şey yok. Günah evet boynuma. Ama isteyerek bir zaman hiç canlıya. Tabii istemeyerek olmuştur ama isteyerek tabii ki olmaz. İstemiyoruz. Bu arada sevgili seyirciler, her seferinde hatırlatıyorum. Şimdi yine söyleyeceğim. Şimdi de soğuklar başlıyor artık. Evlerimizin önüne bir kap mama, bir kap su lütfen bırakalım ve şimdi kış başladığı için de o sokak hayvanlarına barınaklar, küçük küçük kulübeler yapılıyor. Zaman zaman görüyoruz haberlerde. O barınaklara olumsuz davranışlarda bulunanlar, onları yıkanlar oluyor. Bunları yapmayalım. Onlar için elimizden geleni yapalım. Onlar da Allah'ın yaratmış olduğu bir can. Aynen. Lütfen onlara da yardımcı olun. Dilleri var, konuşamıyorlar. Ağzı var, konuşamıyor. Dili yok diyoruz hatta. Peki, ikinci soruyla devam ediyorum. Zemheri hangi mevsimi ifade eder? Sonbahar. Değil. İlkbahar mı? Değil. Kış. Zemheri'yi sıkıntılar başladı mı herif hatta? Niye ben onu ilkbahar, sonbahar dedim? Olsun, bir kış. Şey olmaz. Canınız evet, sağ olsun. Evet. Kış ayları. En sevdiğiniz mevsim hangisi? İlkbahar. Ben de öyle. Tişörtle üşümediğim. Evet. Akşam şöyle bir hırkayla yine üşümediğim mevsimler. Aynen. Vallahi kış geliyor, hastalıklar da iyice artacak. Grip gibi, influenza gibi. O yüzden bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğiz inşallah. Gereken bir dönem. Bir yandan da Covid var malum. Aman dikkat diyelim efendim herkese. Siz nasıl tedbirler alıyorsunuz hastalıklara karşı? Maske soğuk var. Algın. Ya, Covid için mi dediniz? Genel olarak evet. Valla korunmaya çalışıyoruz. Hijyen en başta. Hı hı. Mesafe. Bizde maske, de olduğu gibi. Maske, aynen vitamin öyle falan takviyeleri. Tabii. Ya vitamin derken ben öyle hap falan almıyorum. Meyveden, doğal, sebzeden. Meyve, aynen öyle. Doğal meyve ve sebzeden. Efendim. Kim hangisinin kendine daha iyi geleceğini düşünüyorsa yani onu yapmalı. Tabii ki doktor tavsiyelerine de başvuruda bulunmalı, uyulmalı diyelim. Son sorum şu. Don Kişot'u bilir misiniz? Evet. Tamam. Bir durduk çünkü. Don Kişot adlı roman karakterinin her bakımdan kendisinden farklı olan yardımcısının adı nedir? Aralarında da çok güzel böyle zıt diyaloglar dönerdi. Hadi ben başını söyleyeyim, siz devamını getirin. Sancho bir şey. Sancho nene. Sancho Maria mı? Sancho. Maria diye. Sancho Maria. Yeni bir karakter mi doğuyor sevgili Sancho? Hiç vallahi hatırlamıyorum. Şöyle okuduysan bir kapatın gözünüzü. İnanın hiç hatırlamıyorum. Doğru cevabı vereyim mi o zaman? Üzülerek. Sancho. Kopya tutayım veremez. Maskeler açılmış. Sancho. Eyvahlar. Sancho. Maskeyi kapatalım. Ay hatırlayamadım. Bilmiyorum vallahi. Sancho Panza olacaktı. Evet. Ben söylemiş olayım. Tamam. Olsun, maksat yarışmada olsun. Aynen öyle. Hanımcığım. İyi ki tanıştık. Ben de. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkür. Yarışmacım geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Serhat. Serhat Bey. Kendimize güveniyor muyuz? Tabii çok şükür. 3'te 3 yapar mıyız? Evet evet inşallah. Yaparım diyor Serhat Bey. Birazdan göreceğiz neler olacak. Nasip ama kısmet. Günün sonunda aynen öyle maksat yarışmak olsun diyoruz. Kazanmak da var, kaybetmek de. Kesinlikle. Kimler izleyecek sizi? Kuzenim İsmail. Kuzeniniz izleyecek. Televizyon başında? Ailem.
Peki onlara da selam söylüyorum. Olsun. Aynen öyle. İstanbul'dalar mı? İstanbul'dalar. Peki. Anadolu yakasını tutuyoruz biz de bu arada. Anadolu yakası çocuğuyum diyor beyefendi. Peki ilk sorum geliyor. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyaların genel adı nedir? Biz ne deriz onlara? Beyaz eşya. Beyaz eşya doğru cevap sevgili seyirciler. Gelsin alkışlarımız kocaman kocaman kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hızla ikinci soruya geçiyorum. O da şudur. Muhacir kelimesinin anlamı nedir? Muhacir kelimesinin anlamı. Anlamı nedir? Biz çok kullanırız. Halk dilinde. Evet, halk arasında da. Çok kullanıyoruz sevgili seyirciler. Etrafında dolu bir yandan da gözüm portakalın üzerinde kopya vermesin diye. Muhacir kelimesi ne deriz? Aşırı neşir bir kelime, evet. Halk arasında. Ya çok bildiğimiz bir kelime. Bildiğimiz bir kelime aslında. Biz deriz ki nerelisin, onlar bir şeyse biz muhacir deriz. 5'ten geri sayıyorum, büyük kopya verdim. 5. 4. Kütük. 3. 2. 1. Göçmen olacak. Göçmenlere diyoruz sevgili seyirciler. Olsun, maksat yarışmaktı. Sıkıntı yok, evet evet. Güldük, eğlendik, yarıştık, kesinlikle. Tanıştık. Kendinize çok iyi bakın. Çok hoşça kalın. Görüşürüz. Uzaktan şöyle şöyle. Yanımda bir maksat yarışma olsun izleyicisi var sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şükürler olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Meryem. Meryem Hanım. Üsküdar'lı mısınız? Yok. Sarıyer Bahçeköy. Bugün nasıl düştü yolunuz buralara? Kızımın kontör doktorumuz var. Doktora geldik. Kontör. Ciddi bir şey yoktur umarım. İnşallah. Ne oldu? Gözümüzde rahatsızlık var, onun için geldik. Geçmişler olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularım olacak Meryem Hanım. İnşallah. Evde biliyor musunuz? Evde biliyorum. İnşallah burada da bilirim. Hadi inşallah. Geliyor ilk sorum. Durgun olduğunda çarşafa, soğuk olduğunda çiviye benzettiğimiz şey nedir? Hatta yazın deriz ki ay çivi gibiymiş, giremem ben deriz. Don mu? Değil, yazın don olmaz. Yaz aylarında işte Ege'ye, Akdeniz'e gideriz. Eğer bir şey soğuksa çivi gibi deriz. Deniz mi? Deniz doğru cevap. Durgunsa çarşaf gibi diyoruz. Soğuksa çivi gibi diyoruz. Doğru. Sonra da diyoruz ki soğuk ama girince alışıyorsun diye. Başkalarını da ikna ediyoruz. Nasıl geçti bu yaz? Güzel geçti. Neler evdeydik, yaptınız? Evde çok durduk. Dışarı çıkmadık fazla. Malum hastalıktan öyle. Dolayı. Biraz ormanımıza gittik. Belgrad ormanımız var. Oralarda gezdik biraz. Aa, ne güzel. Temiz evden hava çıkmadık. Sadece ormana çıktık, o kadar. İyi yapmışsınız efendim. Varsın. Bu dönem böyle geçsin. Olsun, önemli, sağlık önemli olsun. Olan sağlık diyoruz. Amin inşallah. Ve tekrar hatırlatıyoruz sevgili seyirciler. Lütfen etrafınızda maske takmayan insanlar olursa uyarın. Maskeyi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takmanız, kullanmanız gerekiyor. Hem sizin için, hem başka insanlar için, hem de sevdikleriniz için diyelim. İkinci sorum da şu. İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesine ne ad verilir? Anadolu'da daha çok yapılır. Ay. Bir şey yaparlar. Çok, bizim orada yapıyorlar onu, biliyorum. Paris'in P'si ile başlıyor. P. Pestil mi? Pestil doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Sizin oralar nereler? Sivas. Sivas, ne güzel, selam olsun. İstanbul'da da çok fazla Sivaslı var. Çok çok. Akrabalar da burada mı? Çoğu değil. O zaman bir selam gönderin oralara siz de. Bütün akrabalarıma, sevdiklerime selam söylüyorum. Selamlar efendim bizden de. Sorum da şu. Gösteri amaçlı yapılan bir türü ülkemizde pankreas adıyla da anılan spor hangisidir? Şimdi böyle deyince kafalar karışabilir. Bu spor bizim atasporlarımızda. Atasporu deyince aklınıza ilk hangisi geliyor? At koşusu geliyor. Böyle Kırkpınar'da meşhurdur. Yağlı güreş. Güreş doğru cevap sevgili seyirciler. Gelsin alkışlar kocaman. 3-3 yaptınız. Kızınız da gelsin yanınıza. Utana sıkıla geldi, o da nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size şunu takdim edeyim. Kızınıza da bir mikrofon uzatalım mı? Hemen. Annenin performansını nasıl buldun? Güzel buldum. Sen de sosyal medyaya çektin. Evet. Evet. Anne kız artık birlikte harcarsınız efendim. Bizim için ne diyorsunuz? Maksat? Maksat yarışma olsun. Görüşürüz, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Maksat yarışma konusunun bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.